Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videoda kuplaş kondansatörleri konusunu detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem trafosuz yani transformatör kullanmadan led sürücü devresi örneği üzerinden hem de bir deney kartı üzerinde 100 nanofaradlık bir kondansatörü PVM sinyali ile sürerek gözlem yapacağız. Ayrıca osiloskop ekranındaki dalga şekillerini inceleyerek kondansatörün çalışma prensibini daha iyi anlayacağız. Son olarak simülasyon aşamasından birkaç matematiksel detaydan ve kulaş kondansatörünün içinden elektron geçişi olmadığından elektronların nasıl hareket ettiğinden de bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Birinci olarak ekranda basit bir trafosuz led sürücü devresi görüyorsunuz. Trafosuz demek transformatör kullanmadan doğrudan şebeke geriliminden beslenen bir devre olduğu anlamına gelir. Bu devrede seri bağlı bir kondansatör var. Bu kondansatör şebekeye voltajdan reaktif yani alternatif akımdan faz farkı yaratarak enerjiyi depolayan ya da serbest bırakan bir etki gösteriyor ve akımı sınırlıyor. Böylece led'ler belirli bir akımda çalıştırılabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta devrede galvanik izolasyon yani devrelerin birbirinden tamamen elektriksel olarak ayrılması olmadığı için güvenlik açısı riskli bir yapı olması. Bu nedenle mutlaka gerekli güvenlik önlemlerini almanız gerekiyor. Şimdi deney kartına geçelim. Breadboard üzerinde 100 nanofaradlık bir polyester kondansatörü seri olarak yerleştirdim. Bu kondansatörün girişine 1 kHz'lik bir PWM sinyali uyguluyorum. PVM Pulse Width Modulation demektir. Kare dalganın darbe genişliğini değiştirerek sinyalin kontrolünü sağlar. Kondansatörün çıkış bacağında ise 22 kilo ohmluk bir direnç toprağa bağlı. Böylece sinyal önce kondansatörden geçiyor ardından direnç üzerinden toprağa ulaşıyor. Bu noktada aklınıza kondansatör sinyali geçiriyorsa elektronlar bir plakadan diğerine mi geçiyor sorusu gelebilir. Aslında kondansatörün içinde fiziksel olarak elektronlar elektronlar bir plakadan diğerine geçmez. İki plaka arasında bir yalıtkan dielektrik katman vardır ve elektronlar bu katmandan doğrudan akamazlar. Onun yerine plakalar üzerinde yük birikmesi ve boşalması gerçekleşir. Alternatif akım veya PWM gibi sürekli değişen sinyallerde plakalar hızlı bir şekilde dolup boşalır ve böylece devrede sanki akım geçiyormuş gibi bir etki oluşturur. Fakat bu elektronların doğrudan plakalar arasında iletimi değildir. Yüksek frekanslı veya değişken sinyaller kondansatörün bu şarj deşarj döngüsü sayesinde devrede ilerleyebilir. Osiloskop ekranında iki pro kullanıyorum. İkinci prop kondansatörün girişine bağlı. Bu noktada net bir kare dalga yani PVM sinyalini göreceksiniz. Birinci prop kondansatörün çıkışına bağlı. Burada ise DC bileşeni büyük oranda giderilmiş sıfır etrafında salınan bir sinyal gözlemleyeceksiniz. Bu kondansatörün yalnızca değişken bileşenleri geçirme ve sabit gerilimi engelleme özelliğinden kaynaklanıyor. Eğer sinyal sabit bir DC olsaydı kondansatör çok kısa sürede dolu iletimi durduracak. Şu anda ekranda gördüğünüz osiloskop üzerinde mavi olan çizgi kondansatörün girişine uygulanan artı 5 voltu göstermektedir. Sarı olan çizgi ise kondansatörün girişine 5 volt uygulanmasına rağmen çıkışında hiçbir voltaj oluşmadığını belirtmektedir. DC akım için kondansatör adeta bir açık devre gibi davranır. Yani kondansatörün direnci diyebileceğimiz kapı kapasitif reaktans sabit bir DC gerilim altında çok yüksek hale gelir ve artık akım geçişi neredeyse tamamen kesilir. Bu da kondansatörün DC sinyalleri engelleme özelliğinin en temel örneklerinden biridir. Ancak TVM gibi sürekli değişen bir sinyalde kondansatör akımın geçmesini sağlıyor. Kuplaş kondansatörleri sadece bu tip trafosuz devrelerde değil birçok farklı elektronik uygulamalarda sıklıkla kullanılıyor. Kullanılır. Örneğin ses devrelerinde güç katından veya başka bir kaynaktan gelen sinyali DC birleşenlerinden arındırarak hoparlör veya diğer devre bloklarını aktarır. Böylece hoparlör üzerinde istenmeyen DC akımı oluşmaz. İkinci olarak yüksek frekanslı iletişim devrelerinde radyo frekanslı devrelerinde sinyalin farklı katlar arasında iletilmesi ya da DC offsetin kesilmesi için kuplaş kondansatörleri kullanılır. Üçüncü olarak amplifikatör giriş kartları özellikle ön amplifikatör katında veya bir op amp girişinde DC offset'i engelleyip sadece AC sinyali iletmek için bu kondansatörlerden faydalanır. Dördüncü olarak filtre devrelerinde alçak veya yüksek geçiren filtrelerin tasarımlarında kritik rol oynarlar. Sinyalin istenen frekans bileşenlerinin geçişini veya bloke edilmesini sağlarlar. Şimdi aynı devreyi bir simülasyon ortamında görelim. Simülasyonda girişte bir kürenslik sinyal kaynaklanıyor seri bağlanmış 100 nanofarad kondansatör ve sonrasında 2 kilo ohm direnç var. Kondansatörün alternatif akım sinyaline karşı gösterdiği direnç benzeri değere kapasitif reaktans denir. Kapasitif reaktans XC 1 bölü 2PFC formülüyle hesaplanır. Burada F 1 kilo C 100 nanofarad hesapladığımızda yaklaşık 1.6 kilo ohm gibi bir değer buluyoruz. Devredeki 22 kilo ohm dirençle birlikte sinyalin genliği, fazı ve şekli bu değerlere göre şekillenir. Simülasyonda giriş sinyalinin kare dalga olduğunu, çıkışında ise DC offsetinden arındırılmış bir sinyal görüyoruz. Kondansatör yüksek frekanstaki veya sürekli değişen sinyalleri iletebilirken sabit DC gerilim bloke eder. Trafosuz güç kaynakları mantığına bakacak olursak şebeke gerilimiyle beslenen LED veya küçük elektronik devrelerde seri kondansatör kullanılır. Bu kondansatör reaktif etkisiyle akımı sınırlar ve böylece transformatör kullanmadan basit bir güç kaynağı oluşturabilirsiniz. Bu yöntem ucuz ve kolay olsa da galvanik izolasyon sağlamadığı için güvenlik riskleri içerir. Yani şebeke tarafıyla devre arasında tam bir elektriksel ayrım olmadığından çok dikkatli olmak gerekir. Özetle bu videoda trafosuz led sürücü devrelerinde kondansatörün nasıl akım sınırladığına değindik. Ardından deney kartında 100 Farad kondansatörü 1 kHz PVM sinyaliyle sürerek osiloskop ekranında DC bileşenin kalktığını gözlemledik. Simülasyon aşamasında kapasitif reaktansın sinyal üzerindeki etkilerini inceledik. Kuplaş kondansatörlerinin sıklıkla kullanıldığı alanlara örnekler verdik ve son olarak kondansatörün içinden fiziksel olarak elektron akışı olmadığını aslında plakalar arasında şarj ve şarj hareketi sayesinde AC bileşini ilettiğini anlattık. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteğiyle daha fazla içerik üretebiliyorum. Ayrıca sorularınız veya yorumlarınız varsa mutlaka videonun altına yazın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.